çocuklar el ele el ele, gelin çocuklar oynaya oynaya, gelin çocuklar el ele el ele, gelin çocuklar bir vatan bırakın biz çocuklara, aslanmış olmasın göz yaşlarına, bir vatan bırakın biz çocuklara, aslanmış olmasın göz yaşlarıyla, oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele, gelin çocuklar oynaya oynaya, gelin çocuklar lele el ele, gelin çocuklar bir bahçe bırakın biz çocuklara, göklerde yer açın uçurtmalara, bir bahçe bırakın biz çocuklara, göklerde yer açın uçurtmalara, oynaya oynaya gelin çocuklar lele el ele, gelin çocuklar oynaya oynaya, gelin çocuklar el ele el ele, gelin çocuklar bırakın biz çocuklara, ulaşsın şarkımız güneşe ve aya, bir barış bırakın biz çocuklara, ulaşsın şarkımız güneşe ve aya, oynaya oynaya gelin çocuklar lele ele. Tarihinde müze ziyaretine gidiyoruz. Koç İlköğretim Okulu'nun 4 B sınıfı kuzuları yanımızda. Evet, bu tarafa gel. Evet. Dinle şimdi. Evet çocuklar. Diğer sınıf not almıştı. Siz almayın. Öyle karşılıklı çıkıyorum. Sadece ben dinleyin. Burası Atatürk'ün Bursa'ya geldiğinde kalmış olduğu köşkün misafir salonu. Bu bina 117 yaşında. 1895 yılında Miralay Mehmet Efendi denen bir zat tarafından yaptırılmış. Zaman süreci içerisinde Atatürk'e hediye edilmiş. O da dönemin belediyesine bağışlamış. 1973 yılında müze haline getirilmiş. 2004 yılında restore edilmiş. Restore edilirken tavan, perde ve koltukların döşemeleri aslına uygun olarak değiştirilmiş. Yerdeki halı İran'dan hediye gelmiş. Acem halısı 30 metrekare. Başınızın üstünde hem gaz lambası hem de elektriğin bir arada olduğu bir avize var. Gaz lambasını biliyor musunuz? Evet. Çok güzel. Bu köşkün ısınmasını sağlayan 4 adet sobanın en büyüğü. Soba nerede? Soba kim gösterecek? Evet. Soba bu. Şu yeşil olan. Yeşil olan. Evet. Yeşil olan soba oradaki klima, kalorifer peteği vesaire. En büyük sobamız burada. Diğerlerinde gerisi göreceksiniz. Burayla alakalı sorusu olan var mı? Çocuklar, misafirlerini kabul ettikten sonra artık öğlen olur veya akşam olur. Bu odaya yemek yemeye gelirmiş. Yemek masasının etrafındaki sandalyelere iyi bakın. Bir tanesi farklıdır. Buldunuz mu farklı sandalyeyi? Söyle. Şuradaki, şu en baştaki. Neyi var? Daha geniş. Kim oturuyormuş? Atatürk. Eyvallah. Peki yemek masasının üstündeki porselenler Fransa'dan hediye gelmiş. Arkasında Made in France teslim yeri olarak da Konstantinopolis yazılar. Şurada bir tane tahta kutu var. O nedir biliyor musun? Medalya.
Yani onun bir adı vardı. Ben de güveniyorum. He? Radyo. Markası ne? Ben o radyo markasını biliyorsunuz, bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Markası açık, ben arkasından baktım. Markası Philips. Yemek paslı bittikten sonra, yemek işi bittikten sonra hemen arkanızdaki odaya geçilmiş. Şimdi oraya geçmiyoruz. Ben anlatayım, sonra geçin. Burası dinlenme odası. O odanın ortasında bir tane kavanozun içerisinde taşlar görülecek. Bunlar da bu dönem kötü enerjiyi almak için oraya getirecek. Amatın, duvar, size bor madde, işlenmemiş, kan madde. Şimdi bu aya geçin. Bak, ben uzak istedim. Hadi beyler. Dokunma kızım. Ne yapıyorsun ya? Evet, hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Amca ne yapıyorsun o zaman?